10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları. Pasifik yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 151, 1. Bir kütlenin korunumu kanunu: bir parça ince bulaşık telini, demir yününü, yaktığımızda kütlesinin arttığını gözlemleriz. Resim 1, 1, 1. 1. Mumu eşit kollu teraziye koyup terazi dengede iken yaktığımızda bir süre sonra mumun kütlesinin azaldığını gözlemleriz. Resim 1, 1, 2. Yanma sonucu mumun kütlesinin azalmasının, demir yününün kütlesinin artmasının nedeni nedir? Mumun kütlesinin azalması, mum yanarken mumdan madde ya da maddelerin ayrıldığını ve havaya karıştığını, demir yününün kütlesinin artması demir yününün havadaki madde ya da maddelerle birleştiğini gösterir. Mumun yanması tepkimesinde mum, havadaki oksijenle tepkimeye girer ve karbondioksit gazı ile su buharı oluşur. Demir yününün yanmasında ise demir havadaki oksijenle birleşerek demir, 2, oksit bileşiğini oluşturur. Bu tepkimeleri aşağıdaki şekilde gösterebiliriz. Tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı ile ürünlerin kütleleri toplamını karşılaştırırsanız ne tür bir sonuç beklersiniz? Cevap, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Madde yoktan var edilemez, vardan yok edilemez, sürekli bir dönüşüm vardır. Tepkimeye girenler ürünler: demir yünü, demir, oksijen gazı demir, 2, oksit. Mum, hidrokarbon, oksijen gazı karbon, dioksit gazı su buharı. Mumun ve demir yününün yanması kimyasal tepkime olduğuna göre kimyasal tepkimede kütle kaybı ya da kazancı olur mu? Bunu nasıl belirleyebiliriz? Cevap, kütle korunumu olur, tepkime sonucu kütle değişmez. Bunu deneyi yapmadan önce ve sonrasında tartarak kütlesini ölçerek öğrenebiliriz. Birinci etkinlik, kütle kaybolur mu? Amaç, bir kimyasal tepkimede tepkime öncesindeki maddelerin kütleleri toplamı ile tepkime sonucu oluşan maddelerin kütleleri toplamını karşılaştırmak. İzlenecek yol: birinci, ikişer kişilik gruplar oluşturunuz. 4G kükürt tozu ile 7G demir tozu tartınız. Tarttığınız kükürt tozunu önce, demir tozunu sonra olmak üzere deney tüpüne koyunuz ve hafifçe deney tüpünü sallayarak karışmalarını sağlayınız. Cevap, deney sonucunda elde ettiğiniz gözlem sonuçlarınızı yazınız. 10. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.